Nitekim, niye kazanamadı? Valla yani yanlış aday, yanlış kurgu. Yani sadece aday değil, kurgu da yanlıştı. Altılı masa, altılı masanın yapılanması, Türkiye'nin sosyolojisini okuyamamaları, yani Türkiye'de yükselen değerleri fark edememesi altılı masanın, Türkiye'de yükselen değerler, Türkiye'nin sosyolojisi, konjonktür, bunun yarattığı atmosferden başka bir atmosferin içine kendisini kaptırması ve o şekilde bir dizayn yapması. İşte tabii bir takım hatalar yaptılar bu çerçevede, önemli hatalar yaptılar. Yaptıkları bu hataları da mesela Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti çok iyi kullandı. Mesela terörle ilişkilendirme konusunda Sayın Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'yı çok iyi kullandılar. Haksızlık da yaptılar Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Altılı Masa'ya. Yani hani işte kazanırlarsa terörle mücadele etmezler. Evet. İşte Amerikan projesi bunlar falan, bunlar büyük haksızlıktı Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Altılı Masa'ya. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa da iktidarın kendilerine yönelik bu propagandayı yapmasına fırsat veren bir takım açıklamalar ve işte girişimler ve yapılanmalar yaptılar. Mesela HDP'nin aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Kılıçdaroğlu'yla yakın görüntü vermesi, o süreçte HDP-PKK ilişkisi, PKK'nın işte PKK yöneticilerinin Kandil'den yaptıkları açıklamalar, HDP yetkililerinin, HDP'li siyasetçilerin Türkiye içinde hani meşru olarak yaptıkları açıklamalar, işte 100 yıllık cumhuriyeti şöyle yapacağız, işte hani Demirtaş, Öcalan vesaire, işte Suriye'deki bizim silahlı kuvvetlerin harekatlarına karşı dile getirilen ve toplumun sinirlerini hani gelen bir takım açıklamalar filan, bunlar iktidarın işine yaradı. Ve kazanılabilecek bir seçim, adayın da maalesef hani yanlış olması. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hani çok iyi bir insan olabilir. Hepimiz tanıyoruz Kerem, sen de çok yakından tanıyorsun. Hani dürüst, namuslu bir siyasetçi, ona bir diyeceğimiz yok, eyvallah. Ama hani seçim kazanmak başka bir şey Türkiye'de. Yani yıllardır Ankara'da birlikte gazetecilik yaptık. Evet. Ya toplum başka kişileri aday görmek istiyordu, millet. Yani muhalefet kamuoyu başka kişileri aday görmek istiyordu. Burada iki belediye başkanının adı çok öne çıktı. Buraya bir şart düşebilir miyim? Şöyle, seçim sürecinde İmamoğlu, Trabzon ve Ankara Mansur Yavaş etkisine baktığımızda onu göremedik. Acaba yani burada şimdi aday olsalardı bu süreç değişir diye geldiğinde bakıyoruz Trabzon'da İmamoğlu etkisi çok yok. Ankara'da Sinan Oğan yine 5'in üstünde oy almış. Baktığınızda demek ki aday başka olsaydı da sonuç bu olabilirdi diye bir takım gözlemler de yapılıyor. Buna ne dersiniz? Ya ona katılmıyorum Ela Hanım. Şöyle katılmıyorum. Şimdi yani Kemal Bey aday olurken bir defa İyi Parti'yi ve Sayın Meral Akşener'i çok kırdılar, döktüler. Yani hepimiz biliyoruz ki, kamuoyu da gördü. Bunu işte Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir köyde oturan seçmen de fark etti. Meral Akşener kazanamayacağına inandığı Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemedi ama adeta döve döve kabul ettirildi. Yani büyük bir lince maruz kaldı, biliyorsunuz o 2 Mart 6 Mart arasında olağanüstü bir lince maruz kaldı. Yani Erdoğan'ın adamı olmakla suçlandı, işte AK Parti'den finanse edilmekle suçlandı, işte Beşli Çete'den valiz valiz dolarlar almakla suçlandı. Suçlandı da suçlandı yani, hı hı. Sayın Akşener. Sonra o da bir B planı olmadığı için hani bu kadar dayağı yedikten sonra geldi masaya oturdu. Ekrem Bey'i ve Mansur Bey'i de Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını kabul ettirerek. Ama bu hem masanın içine sinmedi. Mesela Ekrem Bey ve Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olması, işte icracı olsun, hani böylece Kemal Bey'in kazanma şansını artıralım, çünkü o bu iki kişiyi istiyor kamuoyu diye bir sinerji yaratmaya, Kemal Bey'in adaylığını güçlendirmeye çalıştı ama o da tutmadı. Çünkü masada özellikle Babacan ve Davutoğlu'nun bu projeyi istemedikleri bilgileri sızdı. Yani tartışıldı masada ve
onların istemedikleri falan görüldü yani kamuoyunda. Ama işte ses de çıkarılmadı. Öylesine konuldu Mansur Bey ve Ekrem Bey.